Bütün kitaplarınızı okudum ve tüm konuşmalarınızı, kayıtlarınızı takip etmekteyim. Olmayan bir egom oluştuğunu söyleyemem. Soruma gelecek olursam, pratik yapmaya, düşünceden uzak bilinçli olmaya çalıştıkça bütün yöntemler, nasıl yapmam gerektiği, Eckhart olsa ne derdi gibi birçok ağır düşünce bombardımanı ile düşünce akışım daha da aktif hale geliyor. Ve bu yüzden varlığı kaçırdığımı görüyorum. Çizgi kahramanların olduğu son kitabınızda ağaçtaki küçük kuş köpekle konuşuyor. Kuşun canı sıkkın, köpek sorunun ne olduğunu soruyor. Kuş, geçmişe üzüldüğünü, gelecek için endişelendiği gibi dertlerini anlatırken köpek ona düşünmeyi kes diyor. Söylemeye çalıştığım, düşünmeyi durdurmaya çalışsak da tüm bu bilgiler ışığında bunun için pratik de yapsak, uğraştıkça daha çok düşünce ile karşılaşıyoruz. Bunlar değişik türde düşünceler mi? Kurtulmam gereken alışkanlık haline gelmiş kalıplar mı? Eğer öyleyse nasıl kurtulacağım bundan? Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere bugünlerde çok fazla konuşuluyor. Aslında sadece konuşma da değil, bağımlılıklar. Çoğu insan birçok maddeye bağımlı. Fakat insanların farkında olmadığı en büyük bağımlılıklardan biri düşünmeye olan bağımlılıktır. Düşünmeyi durduramamak, içki içmeyi, sigara içmeyi, yemek yemeyi durduramamaktan farksızdır. Düşünme bağımlılığı bu şeylerle kıyaslandığında daha büyük, zorlu ve çok uzun süredir ortada olan bir bağımlılıktır. Çünkü kendini hissetmenin farkında olmanın bir yoludur. Bu yüzden çoğu insanın düşünmeyi durdurması uyku hali harici büyük bir dirençle karşılaşmasını doğurur. Bu öğretinin anlaşılması gereken çok şeyi yoktur. Biraz olsun egonun nasıl çalıştığını anlamak yeterlidir. O da kendini izlemekle mümkündür. Konunun en önemli kısmı varlıktadır. Varlık, düşüncenin olmadığı alandır. Buna rağmen varlık, zihinden düşünceler akarken dahi arka planda bulunabilir. Düşünceye tamamen kendinizi kaptırmamış olabilirsiniz. Düşünce, o müthiş gücünü yitirip kafanızı daha fazla karıştıramaz olur. Bu durumda seçenekleriniz ya ne olduğunu tam olarak anlayamamak ya da bu çalışmaya entelektüel bir analiz getirmek olacaktır. Fakat bu çalışma düşünmeme halidir ki çeşitli yöntem ve yollarla ulaşılabilir. Ve bunu hakkında düşünmeyip sadece yaparak bilebilirsiniz. Bu anın daha çok farkında olmak ve onu bildiği gibi kabul etmek aşırı çalışan zihni yavaşlatacaktır. Çünkü zihnin aşırı çalışmasının en büyük nedeni şimdinin sade basitliğinden kaçmaktır. Anın daha çok farkında olabilmek. Sizlere şimdi burada olduğunuzu hatırlatması için. Evlerinizde, arabalarınızda, iş yerlerinizde küçük hatırlatıcılar, işaretler, belki semboller bulundurabilirsiniz. Şimdi için değişik giriş noktaları bulunur. Şimdinin farkındalığı, düşüncenin tamamen kaybolmadan sakinleşmesi, yatışması ve birincil başka bir şeyin yükselmesidir. Bizim varlık veya farkındalık dediğimiz şeyin. Budistler buna zihin doluluğu deseler de ben bu terimi kullanmıyorum. Çünkü zihnin dop dolu olduğu anlamına gelebiliyor ki gerçek anlamıyla alakası yok tabii ki. Bu anlam sadece diller arası hatalı tercümeden çıkmıştır. Şimdinin, şu anın bilincinde, anın farkında nasıl olabiliriz? Bunu başardığınızda bir süre sonra anın varlığını direkt olarak hissetmeye başlarsınız. O oradadır. Buna yardımcı olabilecek şeyler, duyular sizi düşünmekten alıkoyabilir. Tabii ki eğer duyumlarınızı yargılamıyorsanız, etiketlemiyor, isimlendirmiyorsanız, her neredeyseniz etrafınıza bakın. Duyularınızı dürtüsel müdahale olmaksızın algıladıklarınızı isimlendirmeden pratik etmeye çalışın. Burada çok güzel bir çiçek var, ismi ne acaba? Bu çiçeğin ismini bilmemek bana düşünmemem hakkında yardımcıdır. Eğer ismini bilseydim çiçeğe şudur budur diyecek ve bırakacaktım. Bu örnekte görüşlerin ve fikirlerin paraziti olmadan algılamanın ne demek olduğunu görebiliriz. Örneğin şu an bana bakıyorsun. Şimdi ve şimdi arasında düşünüyordun. Tekrar edelim. Şimdi ve şimdi. Düşünüyor muydun yoksa şimdi de miydin? Şimdi de. Peki ben konuşurken anlamak için düşünmeye ihtiyaç duyuyor musun yoksa sadece dinleyip anlayabiliyor musun? Sadece dinliyorum.
Öğretinin bu kısmı ve spiritüel öğretmenin fonksiyonu bilgiyi ikinci derecede aktarmaktır. Sana şu an anlattığım ikincildir. Birincil olsa bilinçliliğin altında yatandır. O varlıktır. Öğreti budur. Fakat bunun hakkında konuşamazsın. O esastır. Altta yatan gerçektir. Çalıştığının işareti ise siz dinlerken herhangi bir düşünce olmamasıdır. Sadece uyanık, farkında varlığınızın müdahil oluşudur. Ve öğretmen bir anlık sustuğunda uyanık, farkında varlığınız halen oradadır. Şu andaki gibi. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Eğer bunu daha fazla yapmaya başlarsak bir an gelir ve zihniniz acaba daha ne kadar orada böyle oturacak demeye başlar. Bu olduğunda zihninizin bu adam daha ne kadar böyle hiçbir şey söylemeden oturacak demesine izin verip ve hemen şimdiye geri dönebilirsiniz. Derken başka bir düşünce gelir. Bütün bunlar ne demek oluyor? Bu düşünceye de izin verir ve tekrar şimdiye geri dönersiniz. Bu öncelikli amacınızın sizi alıkoyan düşünceleri daha fazla sürdürmemeniz gerektiği demektir. Düşünce manyetik bir çekime sahiptir ve sizin bilincinizden daha çok ister ki gelişsin, büyüsün. O küçük bir varlıktır. Büyümek için sizin ilgi alakanızı ister. Dikkatinizi, ilginizi çekmek için uğraşır durur. Hatta bu yolda vücutsal hislerini bile kullanabilir. Birden size açlık hissi verebilir örneğin. Hangi restorana gitsem diye düşünmeye başlarsınız. Böylece varlık kaçar, siz kaçarsınız. Ve restoran aramaya başlarsınız. Zihniniz, düşünce, vücutsal hisleri kullanıp yeni düşünceler doğurmuştur. Ve size tam anlamıyla gereksiz bir şey yapmıştır. Bir restoran bulamazsınız çünkü burada durmaktasınız. Sizin dikkatinizi çekmek için her türlü yola başvurur. Ve yeterince dikkatli değilseniz, zihnin işleyiş mekanizmasını bilmiyorsanız, zihnin ne yaptığını görmek, entelektüel bir anlayıştan çok basit bir fark etmeyi gerektirir. Sizi içine çekmeye çalışır. Zihin bunu yapar. Onu böyle kabul etmeli. Bunu bildiğinizde düşüncenin doğmasına izin verir fakat onu takip etmezsiniz. Onun gideceği ve sizi götüreceği yer daha büyük bir düşüncedir. Ve daha büyük bir başkası. Bu sayede köpeğimin yerde bir koku, bir iz bulmuş haline gelebilirsiniz. Tasması çözük olan köpek gayet doğal gezerken ansızın yerde bir iz bulunca kendinden geçer. Ve tamamen etrafını unutup çılgınca çevreyi koklayıp takibe başlar. Ve bazen ufukta kaybolup gider. Siz de kendinizi düşüncelere kaptırdığınızda onları takip ettiğinizde 20 dakika sonra kendinize geldiğiniz olmuştur. Birazcık açlık ve hangi restorana gitmeyle başlayan düşünce turu bir bakmışsınız ne kadar berbat bir hayatınız olduğuyla sonlanmış. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.